Bu arada Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü Ankara'da özel bir programla kutlandı. Selam Türk'ün Bayrağı'na adlı konserle zaferin öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraf sergisi de düzenlendi. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zaferin Kafkasya'da tarihi bir fırsat kapısı açtığını belirtti. Kasım Azerbaycan Zafer Günü Ankara'da düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Program Türksoy, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ahmet Cevat Enstitüsü işbirliğinde hazırlandı. Kutlama programına katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karabağ Zaferi'nin kalıcı barış için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizdi. Elbette ki bu zaferle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik tarihi bir fırsat kapısı da açılmıştır. Ermenistan'ın bunun bilincinde olarak hareket etmesini umut ediyoruz. Zira Kafkasya bölgesinin artık çatışmaya değil, dostluk ve işbirliğine ihtiyacı vardır. Bölgenin istikrar ve refahı için kapsamlı bir normalleşmenin bir an önce sağlanması yegane beklentimizdir. Ahmet Cevat Enstitüsü Başkanı Ruhi Ersoy, hüzünlü günlerin geride kaldığını belirtti. 90'lı yıllardaki hüzünlü günler, Hocalı katliamı, o 20 Yanvar artık geride kaldı. Bugün o hüzünlü günlerde Karabağ Hürriyet mitingleri yapanlar, Hocalı katliamını telin edenler, bugün Türkiye'nin başkenti Ankara'da 8 Mart Şuşa, Azerbaycan, Karabağ Zafer Günü'nü kutluyor. Allah'a binlerce şükürler olsun. Etkinliğe katılan misafirleri zaferin öncesini ve sonrasını anlatan fotoğraf sergisi karşıladı. TRT Avaz tarafından hazırlanan Azerbaycan Zafer Günü belgeselinin gösterimi yapıldı. Nice kutlu bakışlı giyimleri vermişiz kara toprağa. Kutlama programı kapsamında gerçekleştirilen Selam Türk'ün Bayrağı'na konserinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu sahne aldı. Türk dünyasından seçkin sanatçıların 15 eserinin seslendirildiği program büyük beğeni topladı. Konserin sonlarında bir ilk de yaşandı. Sözleri Ahmet Cevat'a ait Çırpınırdın Karadeniz eseri Türk dünyasından gelen 6 solist tarafından kendi lehçelerinde seslendirildi. Konserin sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.